Hadi hanım. Birazdan nikah memuru gelecek. Valiler de kapıdan davetlileri karşılayacak. Listeye göre de davetlileri masalara alacağız. Güzel. Azra için gelin odası hazır değil mi? Orada beklesinler. Tabii tabii. Ben birazdan gelin hanımı alacağım. Biz ne zaman çıkacağız peki? Siz hiç merak etmeyin Cenk Bey. Her şeyi planladık. Müzik başlar başlamaz konağın merdivenlerinden inilecek, aşağıda fotoğrafçılar olacak. Daha sonra nikah kılacak, platforma geçilecek. Çok heyecanlandım ama ben ya. Kız ben de teselli edemeyeceğim, ben de çok heyecanlıyım. Ya ben de çok heyecanlandım. Hatta heyecandan karnım acıktı. Ya bak vallahi benim de karnım çok acıktı. Gelin ve damat içinde atıştırmalıkları da hazırlattım. Malum genç çiftimiz düğünden dolayı mutlaka acıkacaktır. Buyurun, siz alınacak. Hadi bakalım. Hadi çocuklar biz de şöyle gidelim de düğünden önce biraz atıştırın, siz de acıktınız madem. Gidelim. Yalnız bir şey diyeceğim, harika görünüyor her şey ha? Evet, çok iyi. Bak şöyle bir şey tadayım. Sen acıktım diyordun ha? At ağzına bir tane. Babaanne, abim şimdi bak evleniyor, muradını eriyor. Böyle yavaştan sanki sıra bize geliyor ha? O ne demek, hayırdır? Ne demek yani, babaannem işte benim için böyle yavaştan bir şeyler bakıyordur. Nerede ha babaanne? Nerede? Benim kısmetim nerede ya? Buralarda bir yerde olması lazım. Nerede? Ne kısmeti oğlum? Aa, babaanne, yani sen şimdi gelin adayımızı kolundan tutup da bizim karşımıza çıkartıp ben bütün mirasımı bu kızımıza bırakıyorum demeyecek misin? Baba Arda ya, çok alemsin. Ama şimdi cidden sen söyleyince aklıma geldi. Babaanne sen bizi nasıl bir oyun oynamıştın ya? Biz saf saf inandık, görüyor musun? Azra ne çekti bizden? size böyle bir ders gerekiyordu. Tabii biz de böylelikle Azra'nın neden sana şeker teyze dediğini öğrenmiş olduk. Ya sen hani açtın, atsana şunu ağzına. Aa elini tuttu. Yoksa o atacak. Evet, ye şunu hadi ya. Buyurun. Heyecanlısın değil mi, hala geçmedi? Heyecanlıyım ya. Hatta heyecanım daha çok artıyor. Ya asıl biçimde merdivenlerden aşağı inerken ya ben böyle gelinliğe falan basarsam, düşersem rezil olurum Cenk. Ya ben tutarım seni. Sen yeter ki elimi bırakma. Bırakmam, merak etme. O zaman beraber düşeriz, ne olacak? Pardon, bir hatırlatma yapmak istedim. Nikah merasiminden sonra ilk dansı birlikte yapacaksınız. Müziğiniz de hazır, sonrasında tebrikleri kabul edeceksiniz. İyi de biz müziği hiç düşünmemiştik ya, neyle dans edeceğiz? Benim gerçekten bunu düşünmediğimi mi sanıyorsun? Cenk Bey sizin için sürpriz bir parça seçti. Senin beğeneceğini düşündüğüm bir parça. Sen seçtiysen güzeldir. Ama ben daha çok heyecanlandım şimdi.